Düşünceli bir gelin Allah'ım. Kayınvalidene de böyle yapıyor musun? Tabii. İlgi, alaka var mı? Çok severim. Ay, yarın göreceğiz. Buradan selam var. Yarın göreceğiz. Çiçeği burnunda gelin. Irmak, mesleğin gereği insanları ikna etmek için özel taktiklerin var mı? Olmaz mı ya? Olmaz bu. İkizler Burcu. Bana sor. Hem avukat hem ikizler Burcu. Alalım o zaman bak, taktiklerini. Söyleyeyim. Yarın alalım. Tamam. Yarını bekleyin taktikleri için. Tamam. Beraber vereceksek taktikleri. Tabii. Tabii. Ne demek? Ne demek? Sen söyleyeceğim, ben tasdikleyeceğim. Sırrımız açığa çıkacak. Ama enerjisi güzel. Yani enerjiniz pozitif oluyor. O zaman her şeyin üstesinden geliyorsunuz. İkramlar çok güzeldi ama yemek masasında Irmak yanıma oturunca gerçekten tadım kaçtı. Enerji pozitifse, öyle değil mi? Evet. Her şey çok güzel oluyor. Bugün ama senin enerjini çok negatif buluyorum. Artık düzel diyorum. Lütfen rica ediyorum sana. Çünkü içinde yaşadığım bir şeyi bilmediğiniz için. Ay canım benim. Ya 22 yaşında. Anne kuzusu. Tabii ki yarışmaya katılmış. Zor bir gündü. Heyecanlı bir gündü. Öyle değil mi? Mesela yani burada 3 çeşit yemeği falan kendisi yapmıştı. Ama herkes mesela yardım etmişti. Ya ben tek başımaydım. Evet. O yüzden Irmak'ın yaptığı benim dün çok çok zoruma gitti. Hani tek başıma çok şey yapmaya çalıştım. O yüzden çok zoruma gitti yaptığı. Ne yaptın Irmak? Ya bir vardı. Puan vermesi çok zoruma gitti. Ne yaptı? Bir puan vermesi çok zoruma gitti. Ha, bir puan vermesi. Ama bu yarışma, o bir puan verir. Onun kestiği bir puanı ben sana eklerim gerekiyorsa. Biliyorsun burada kim var? Adalet makinesi var. Vallahi Irmak Hanım, Ebru Hanım, İlayda Hanım, Merve Hanım ve Nida Hanım, sizin kırptıklarınızı ben eklerim. Ben adaleti sağlarım. O yüzden siz istediğiniz kadar verin puanlarınızı. Tabii ki çok etkili ama benim gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Ben adaletim, benim adaletim Allah'ın izniyle şaşmaz. Kimseyi de yanıltmadım. Yani verdiğim bir puandan sebep hassasiyeti devam ediyor. Kuzucuğum, puanlara takılmayalım. Ben sana karakterine, güzelliğine, eşinle olan evliliğine, aşkına, bebeğine herhangi bir şekilde puanlama yapamam. Ben senin sadece burada gelin evi olarak evler yarıştığı için bu puanı vermek durumunda kaldım. Yoksa sen 10 üzerinden 10'luk bir kadınsın, lütfen. Değil mi? Çok yürekli. Çok yürekli, özgüvenli, çok aklı başında. Yani aramızda tabii ki de o puanlamadan kaynaklı sorunlar olabilir ama biliyorsun. Ben ne dedim? Adalet sağlıyoruz, sıkıntı yok. Sadece diyeceğim şey, hani benle eşit şartlarda olsaydın sen de bu kadar yapamazdın. Bak şimdi şunu eklemek istiyorum sana. Eğer eşit şartlarda olmadığını düşünüyorsan burada olmamalıydın. Ama sen yine de bunu göstermek istediysen bunu kabul etmek durumundasın. Çok. Bence bu benim fikrim. Ama sen yine de haksızlık yaptığımı, sana o puanın iyi gelmediğini düşünüyorsan zaten Aslan'ın burada gereken açıklamayı sana yaptı. Üzülmeni gerektirecek bir durum olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. Aynen öyle hayatım. Yok. Vallahi kalpler kırılmasın böyle şeyler. Seni seviyoruz. Hadi seviyoruz birbirimizi. Gülümse bakayım. Hadi yemeğimizi yiyelim. Nida'ya laf anlatmak gerçekten çok zor. Nida'ya ablalık yaparak, saçını okşayarak durumu izah etmeye çalıştım ama ne kadar anladı bilmiyorum. Bence Nida ile Irmak iki dünya bir araya gelse barışmazlar. Çünkü çok kırıldılar birbirlerini. Kırdılar yani birbirlerini. Irmak'la barışabileceğimi düşünmüyorum. Kalbimi gerçekten çok kırdı. Sadece program için...